Karslı hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz doğup büyümüş olduğu memleketini unutmadı ve Kars'ta 10 bin öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu. Merhaba. Adın ne senin? Yunus Emre. Evet, ne aldın Yunus Emre? Bakalım. Hocam. Gösterebilir misin? Bakalım, çıkaralım şunu. Hocam, bot veriyorlar. Bot verdiler, evet, kışlık bot. Evet, hocam. Var mıydı botun? Yok hocam. Yok. Artık bunu giyeceğim. Giyeceğim. Başka evet. Ne var? Atkı mı var? Evet. Atkı, evet. Eldiven. Atkı, bere, eldiven. Burada da mont var. Var. Değil mi? Evet. Evet. Teşekkür evet. Ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ona. Neler verdin? Mont verdi. Kışlık mont. Teşekkür ediyoruz ona çok. Ayakkabı verdi. Bot verdi. Çok teşekkürler. Evet. Çok mutluyuz. Atkı, şap, bere verdi. Çok teşekkür ederiz. Bu kış daha mı sıcak geçecek? Evet, bu kış çok sıcak geçecek. Bize Sezgi Baran Korkmaz'dan çok teşekkür ediyoruz. Evet, kış çok sıcak geçecek. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de Sezgi'yim. Sezgi Baran Korkmaz çok teşekkürler. Bu kış sıcak geçecek. Biz de bir şeyler söyleyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum kendisine. Mesela iyi bir şey yapmış şu anda. Yani verdiği şeylerden dolayı ona çok çok teşekkür ediyorum. Evet, mont vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bir insan demek ki. Ki bu güzel yardımları yapmış bize. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarım adına da. Adını alayım mı? Adın ne? Ali mi? Baran Bey. 28 lira. Ben geliyorum. Ne getirmiş, baktın mı? Bak. Ne var? İçinde atkı, eldiven, bere, ayakkabı, mont var. Soğuk mu havalar? Soğuk. Bunları getirdiğiniz için teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Kışın bize iyi davrandınız. Suyum yiyecek. Evet. Hoş baş. Tamam. Ona teşekkür ediyorum. Bunlar getirmeseydi kışın belki biz üşüyecektik. Teşekkürler ediyorum. Müslü Tutay. Gelmedi. Muhammed Müslü Tutay gelmedi. Kankam dışarı. Esen Güler. Volkan Kural. Evet. Volkan Kural. Adım Havva Nur Altun. Bu yardımları bize Sezgin Baran Korkmaz yapmış. Ona çok teşekkür ediyoruz. Hepimize mont dağıtmış. Arkadaşlarım adına da ona teşekkür ediyorum. İyi bir insan ki bize bu iyilikleri yapmış. Ona çok çok teşekkür ediyorum buradan. Mustafa Budak. Mustafa. Caner. Soytan nerede soytan? Soytan. 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 Soytan
Hadi sen de dal, dal içeri, dal içeri. Hadi bana dönün, bak buraya döneceksiniz. Hepiniz bana bakın. Çocuklar hep buraya, buraya. Gel Rojda. Rojda hadi. Evet, aranlar alalım. Bir daha kere alalım, bir daha alamaz ha. Valla kıyafet yardım değil, ihtiyaçlarına giderdim. Ben de zaten bu köylerden çıktım. O soğuk günlerde polyester bir önlükle onun işte ancak şeyin derdini ben bilirim. Terere dertten, dert çeken dertten anlar. O yüzden de eşimle beraber biz her yıl Kars, Ardahan bu bölgede çevre köylerde elimizden ne geldiğince az kanaatimiz neyi görürse gelip bunu yapıyoruz. Valla yardım etmek, biz bir veriyoruz, Allah bize bin veriyor. Bunu hep hayatımızda hep önümüze çıkıyor. Biz verdikçe Allah bize daha fazla veriyor. Biz verdikçe Allah bize çok daha fazla veriyor. O yüzden biz de hep vermeye devam ediyoruz. Yani buradaki insanların gözünün içindeki o ışığı görünce o paha biçilemez bir şey. Biz çocukken bu sıralarda evet bize yumurta yollardı, fındık yollardı, her şeyi devlet yollardı. Ama bize hiç sarı saçlı insanlar gelmezdi. Biz hep beklerdik birileri gelsin diye. Hiç kimse gelmedi. Hep hayalimdeydi birileri ne zaman gelecek diye. Baktım birileri gelmiyor. Ben eşimi aldım, biz geliyoruz artık. Hani en azından o çocukların gözlerinde birileri kalsın. Hani dedik ya, amacımız mesafeyi kısaltmak, doğuyla batıyı birbirine yakınlaştırmak. Amacımız o, başka bir şey değil. Şimdi biz daha önce sizle beraber Kars'ta 3 tane okulda açtık. Bir lise, orta öğretim, erkek öğrenci yurdu falan yaptırmıştık daha önce. Şimdi böyle bir dönemde oğluma eşim ile sünnet yaptıralım dedi. Pahalı bir yerde sünnet yaptı. Ben hani evde komutan oydu. Ben de bir şart koşmuştum. Bütün gelirin tamamını okul yaptırmak için harcayacağız demiştim. Böyle bir yola çıktık. Ve davette de çok şükür iyi bir gelir geldi. Üstüne çok küçük bir yaz koyduk. Okulumuzu yaptık. Kaloriferli okul yaptırdık. Yani son sistem bir okul yaptırdık. Teknolojik bir okul yaptırdık. Şimdi o çocukları yarın göreceğim, daha mutlular, bundan eminim. Öğrenci sayısı eskiden 130'du, 300'e çıkmış. Çünkü soğukta okula gitmek de bir avantaj haline geldi, kaloriferli bir okula. Oradan iyi çocuklar yetişsin. Vatanına, milletine hayırlı evlatlar olsun. Evet, siz bu ülke topraklarında kazandığınızı doğup büyüdüğünüz topraklara harcıyorsunuz. Fazla para insanın başına bela. Bu çok gerçek bir şey. Çünkü fazla para insanları bencilleştiriyor. Fazla para insanların egolarının tavan yapmasını sağlıyor. Ben hep buna inanırım. Allah bazen fazla parayı bazılarına bencil olsunlar, tek başlarına kalsınlar ve öyle ölsünler diye veriyor. Allah bazılarına da parayı hep iyilik yapsın diye veriyor. İyilik yapsın çünkü kalabalık bir ailesi olsun. O kalabalık aile yani dünyanın en keyifli şeyi. Evet. Ya annemin adına biliyorsunuz erkek öğrenci yurdu yaptırmıştım. Şimdi yine bir tane annemin adına bir medrese yaptırıyoruz orada. Böyle bir taraftan gençler Kars'a gelen, üniversite okumak için gelen, yoksul gençlerin kalabileceği, üniversitede iyi eğitim alabilecekleri yurtlar inşa etmeye çalışıyoruz. Bu yılki amaçlarımızdan biri Afgan aileler için 60 konutluk bir proje yapıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yapıp teslim edeceğiz. Önümüzdeki senede eşime söz vermiştim. Bunu sünnetin parasıyla bunu yapalım. Biraz para biriktir üstüne koy. Önümüzdeki sene bir sene lise senin adına yaptıralım. Biraz para biriktiriyor şimdi. Evet. Gün yapacak lise için. İnşallah önümüzdeki sene de bir liseyi bitireceğiz o dönemde. Gökçen Korkmaz ben de. Ben de eşimle beraber sanayiciyim. Çalışıyorum. Destek alıyorum. Buradaki çocukların halini ilk defa ben eşimle evlendikten sonra gördüm. Ben batının yüzündeydim. Doğunun yüzünü ilk defa eşimle tanıdım. Gördüğümde çok etkilendim. Gerçekten sırtlarında montu olmayan, ayaklarında ayakkabısı olmayan çocukları görünce bunlar için ne yapabiliriz diye ben de onunla beraber el attım. Elimizden geldiğince bir araya parmak olabiliyorsak ne mutlu bize. Ya, evet. Edirne'den karşılaştık. Eşim Edirne'li. Aynen öyle. Edirne'li. Evet. Burada da öğretmenimiz varmış zaten. Edirne'li. Edirne'li. Öyle. Siz
Şimdi artık bir şeyler yapacağız. Herkes elini cebine atacak. Kimde ne varsa, ne birikmişi varsa. Gelip görenler zaten, arkadaşlarımı da getiriyorum. Yer yer zaman zaman turlar düzenliyorum ki bir şey bir insan bir yardım yaparken görünce daha gönlü rahat ediyor. Yani görüp yaşaması lazım buradaki ortamı. Gelip görmeleri lazım ki gönül rahatlığıyla bağış yapabilsinler. Ben hanım hep bunu söylüyorum. Gerçek hayat gelip botokslu kadınların markan çantalarını takıp marka kıyafetler giyip gidip Çırağan Sarayı'nda yardım geceleri düzenlemeleri falan değil. Onlar hep uyduruktan teyare şeyler. Ben hep öyle söylüyorum. Ona yapacakları harcamaları, o davetlerde magazincileri kendilerini çektirmek için verdikleri paraları, bu doğunun en ucu köşesindeki çocuklarının bizzat gelip verseler, dünyanın en mutlu insanları olacaklar. Ama ben hep bunu söylüyorum, nasip. İyilik etmek bir nasip meselesi. Bir de tabii aileden aileye sirayet ettiriyorsun. Çocuğunuz da sürekli sizin yanınızda. O görecek onları. Hepsini görecek. İnşallah ileride onlar da böyle İnşallah. Çocuklar. Ona miras bırakacağız bunu. Bırakacağız. Gör. Büyük miras. Bu. Bu olsun. Tabii. İnşallah. Burayı